Evet arkadaşlar devam edelim. Ben size biraz önce kitap attım. Kimya kitabı. Onunla da biraz tanışalım. Bu attığım kitap şu. Şu kitap yani. Bu kitap da güzel bir kitap. Ben size attım. Artık bilgisayarınızda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada bu kitabın kullanımından biraz bahsedeyim ben size. Bakın küçük bir konu anlatımı var başlangıçta. Hem bir de video anlatım var. Onu da göstereyim size. Dört defa büyütüyorum. Şuradan bakın bir kare kod çıktı. Bu kare kodu bir okutayım ben size. Okyanus yayınlarının uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Ondan okutuyorum bakın. Kare kod oku. Buradan giriyorum. Girdim. Buradan bakıyorum. Açılıyor. Evet, açıldı. Sinyalle başlıyoruz. Eski çağlarda insanların yaptıkları çalışmaları Gördüğünüz gibi sinyal, burada yani alçı bir ekranda. çalışmalarla uğraşan kişilere ise sinyalci. Yani alçınız Evet, dediğimiz burada bunu alçınız ve görüyorsunuz. bağışınız terimleri. Bunu aynı şekilde bütün sorularda çözümlü burada. Hemen devamındaki sorularda çözümlü. Onların da çözümlerini cep telefonundan açabilirsiniz. Şu şeyi bir kodu yazalım. Selim, şu kodu bir yaz bakalım. Ben okuyayım sana. Sen de bir yaz şunu. Yazıyor musun? 0 A 3 C 0 7 B B. Yazdık mı? Şimdi bunu bakın nereye giriyorum? Akıllıöğretim.com'a giriyorum. Akıllıöğretim.com. Bakın şurada göreceksiniz şimdi. Akıllıöğretim.com. Mevsimlerin oluşumu konusunda önce dünyanın üzerindeki bilgilere bakalım. Şimdi buradan şuraya akıllıöğretim.com'a girdim. Bakın girdiğim adres bu. Bunu da ben size atayım şöyle. akıllıöğretim.com. Buraya giriyorsunuz. Bunu da atayım size. Buradan girdik. akıllıöğretim.com'a girdik. Şuraya barkodu yazıyoruz. Neydi o yazdığımız kod okuyun. Evet yazan oldu mu? Sıfır. 0 A. büyük küçük harf fark etmez. A 3. 3 C C. evet. Sıfır. Evet. Yedi. Evet. BB. BB. Doğru oldu mu? Bir daha kodlayalım. Bir daha oku. Sıfır. A. 3. C. Sıfır. Yedi. BB. Evet, büyüteç işaretine basıyorum ya da enter Merhaba yapıyorum. arkadaşlar. Bugünkü konumuz simyadan kimyaya. İlk olarak simyayla Buradan açıyorsunuz. Buradan konu anlatımı da var. Soruların çözümü de var. Buradan girebilirsiniz. Ayrıyeten bir yer daha göstereyim. Bunu zannederim anladınız. Bir de ENS yazıyoruz. ENS çözüm yazıyoruz. ENS video çözüme girdik. Bakın burada ENS video çözüme girdiğimizde konu anlatımları var şurada. Gördünüz mü?
Bir de şu altta 9, 10, 11. sınıf destek amaçlı konu anlatımı var. 9. sınıf konu anlatımları var. Buradan fizik, geometri, matematik, kimya, dil, tarih, coğrafya, biyoloji. Biz kimyasına girelim. Kimyanın şu anda atom ve periyodik sisteme girdik. Buradan atom modellerine. Bakın ders anlatımları var burada. Açmak şu anda müsaade etmedi. Ne yapıyoruz o zaman? İzin ver diyoruz. İzin verdik. Tekrar girmemiz gerekiyor tabii ki. Aynı yere 9. sınıf kimyaya girdik. Atom modellerini birinci videoyu açalım mesela. Arkadaşlar, simya döneminden itibaren maddenin yapı taşları hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Demokritos, bölünemeyen taneciklerden oluştuğunu maddenin ileri Evet. sürmüştür ve bu... Gördüğünüz gibi bunu da ben linkini atıyorum. Buradan da bu anlatım desteği buradan alabilirsiniz. Yani kusursuz bir şekilde derslerimizi 100 alacak şekilde, üniversite sınavında da full yapacak şekilde ayarlarsanız çok rahat edersiniz. Çok çok rahat edersiniz. Bir sıkıntı olmaz. Bu konuda kendinize inanın, güvenin. Çünkü en üst seviyede bilgiyi burada işliyoruz. Anlamadan da geçmiyoruz. Evet, konumuza devam ediyoruz. Bir de önemli bir kaynak daha var. O da Palme. Palme çözüm yazıyoruz. Bakın Palme çözüm yazdım. Dijital Palme'ye girdim. Dijital Palme'ye girdim. Buradan üniversite hazırlığa giriyorum. Buradan kimyaya giriyorum. TYT kimyaya giriyorum. Bakın burada atom modelleri, kimya, simya. Bakın buradan buraya kadar. Mesela şu anda buraya kadar geldik değil mi biz? Atom modelleri. Bakın buradaki birinci sorudan. Bir bilim adamına ait. Evet, mesela bunu bir cevaplayın bakalım hadi. Ne diyorsunuz bu soruya? Şey herhalde Dalton, Bursa. Diyorsun. Başka fikri olan var mı? Bursa bence. Evet. Başka görüş olan var mı? Bursa hocam. Bursa diyorsun. Evet. Bir bilim adamına ait görüşler yukarıdaki kutucuklarda verilmiştir. Buna göre bu görüşlerin sahibi olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Bir elementin tüm atomları birbiriyle özdeştir. Yani şekil, büyüklük, kütle bakımından aynıdır. Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir. Farklı element atomların kütleleri birbirinden farklıdır. Atom parçalanamaz. Arkadaşlar verilen görüşlerin tamamı John Dalton'a aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, buradaki sorular da size ödev olsun. Bu kitabı ister alın, ister buradan yapın, fark etmez. Bu da size ödev olsun. Konuları bitirdikçe buradan da yaparsınız. Bunu da attım. Böylece zengin bir kütüphaneniz oldu. Eğer bunları bitirir de daha fazla ödev isterseniz, bu beni mutlu eder. Hemen size yeni bir dijital kaynak daha atarım. Oldu mu? Ama bunları bitirirseniz zaten epey bir yükselirsiniz. Bunları yapalım. Geçiyorum. Evet. Burada kalmıştık. Ne yapmıştı? Burada modern atom modeli tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıkladı. Ama daha fazlaysa açıklayamadı. O zaman bunu açıklamak kime düştü? Diğer bilim adamlarına düştü. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? Broglie, okunuşu Broglie, elektron ve diğer küçük parçacıkların hem tanecik hem de dalga özelliği olduğunu önerdi. Yani burada bir
elektron hem tanecik özelliği gösteriyor hem de dalga özelliği gösteriyor. Biraz önce dalga özelliğini anlattık değil mi? Dalga boyu var dedik, genliği var dedik, çukurlar, tümsekler dedik. O dalga. Bir de tanecik dediğimiz nedir? Ya şu silgi ya da bilye ya da topu attığınız zaman bir çizgi doğrultusunda hareket etmiyor mu? Yani bir kütle merkezi var bunun. O kütle merkezinin doğrultusunda bir çizgisel bir hareket yapıyor diyerek düşündüğümüz buna ne diyoruz biz? Tanecik modeli diyoruz. Yani basitçe bu şekilde söyleyebiliriz. İşte Broglie ne diyor? Diyor ki sadece dalga değildir. Bazı parçacıklar sadece tanecik de değildir. Her ikisini de gösterir. Her iki özelliği de gösterir diyor. O zaman bakalım acaba bu doğru mu? Bunun dışında Heisenberg, Alman, çok küçük olan ve süratli hareket eden elektronun hızının ve konumunun aynı anda tam olarak belirlenemeyeceğini hesaplarla kanıtladı. Heisenberg de bunu ispatladı. Yani belirsizlik ilkesi kuralın adı, koyduğu buluşun adı. Böylece Heisenberg, Bohr'un elektronların belirli yarıçaplı dairesel yörüngede döndüğü kuramını çürüttü. Bohr ne demişti? Belirli bir yörüngede dolanır, buradan asla sapmaz. Ha, sapıyor. Çünkü görevleri var. Enerji verdiğin zaman, aldığın zaman ne oluyor? Bu yörüngeden sapabiliyor. Ama bu sapmalar hesapsız, kitapsız değil. Bir şeyin işareti. Yaptığı bir fonksiyonun işareti bunlar. Bu şekilde biraz daha gördüğünüz gibi netleşti. Peki daha devam edelim. Bohr, atomların yapısının anlaşılabilmesine büyük katkıda bulunarak yörüngelerdeki elektronların enerjilerini gösterdi. Değil mi? Bunun bir ispatını yaptı. Ancak Bohr kuramı atomlardaki elektronun davranışlarının tamamını açıklayamadı. Bazı açıklayamadığı olaylar var. Bunun yanında Schrödinger elektronların enerjilerini ve genel davranışlarını tanımlayan bir denklem geliştirdi. Şu resmi görülen 2.6 isimli bilim adamı. Bu denkleme Schrödinger dalga denklemi denir. Bu matematiksel denklem elektron için yazıldığında bir sıra, yani sıra sıra peş peşe dalga fonksiyonuna ve elektronun hareketine karşılık geliyor. İşte elektronun en büyük olasılıkla bulunabileceği elektron bulutuna orbital denir. Tekrar edelim. Elektronun en büyük olasılıkla bulunabileceği elektron bulutuna orbital denir. Bunu da Schrödinger ortaya çıkardı. Bu bulut, elektron bulutu bazı bölgelerde çok yoğundur. Elektronun bu yoğun bölgede bulunma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte elektronların çekirdeğe yakın bölgelerde bulunma olasılığı daha fazladır. Çünkü çekirdek çekiyor. Ama aldığı enerji, verdiği enerji, yapacağı işleri, görevleri icabı diğer yörüngelere de gidip gelebilir. Ama daha çok nerede bulunur? Çekirdeğe yakın olan bölgede bulut halinde bulunur. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun belli bir yörüngede bulunma olasılığı azalır. Daha çok bulunma olasılığı neresi? Çekirdeğe yakın bölgeler. Peki ne diyelim artık? Buna da bir isim koyalım. Modern atom teorisi, Bohr atom modelindeki belirli enerji seviyesindeki yörüngeler yerine belirli enerji seviyesindeki enerji kabukları ifadesini kullanır. Bu kabuklar alt kabuklara ayrılır. Alt kabuklarda da elektronların işgal ettiği orbitaller bulunur. Modern atom modeline elektron bulut modeli de denir. Özünü anladık mı arkadaşlar? Yani Schrödinger en son noktayı koydu. Tabii ki Schrödinger'in bulduğuyla bitmiş değil. Daha devam eden bir sürü çalışma var. Ama şu anda gelinen noktada en ileri model bu. Ama bu burada hata yok, yanlış yok. Sadece eksikler çıkabilir. O eksiklerde ileriki yıllarda yeni yeni şeyler bulunabilir. Evet, bunu da geçiyoruz.
Buraya kadar sorusu olan var mı? Geçiyorum. Atom, model, teori, kanun. Burada şu tabloda bu bilim adamlarının bulduğu şeyleri görüyoruz. Bakın burada Einstein Bey amcamız da var en son. Şu da Schrödinger, biraz önce tanıştığımız. Kimya kavramlarını açıklarken kanun yani yasa, teori yani kuram, modelleri kullanılır. Tüm bilim adamlarında değişimlerin izlenmesinde bilimsel yöntem uygulanır. Bilimsel yöntem adımlar dizisi olarak da düşünülebilir. Yani bilimsel yöntem ne yapılıyor? Hiçbir bilim adamı diğer adamı bilim adamıyla ters düşmez. Neden? Çünkü yeni bulunan şey öncekilerin devamı niteliğindedir. Öncekiler belli bir basamağa kadar getirmişler. Daha sonrakiler de ne yapıyor onu? Daha yukarı götürüyor. Aralarında zaman zaman küçük ihtilaflar olabilir. Ama bu tatlı ihtilaflar ilerlemek için lazım olan basamaktır bunlarda. Bu genelleme ya da doğal yasa bir modelin oluşmasına yetecek kadar gözlemler yapıldıktan sonra formülleşir ve denir ki artık bundan sonra budur. Artık ondan sonra bütün kimyacılar buna ne yapar? Uyarlar. Doğal yasalar doğanın gerçeklerinin kısa ve çoğunlukla matematiksel ifadeleridir. Artık bu netleşmiştir. Bunu da matematiksel olarak söylerler. Bir bilim insanı doğal yasadan çıkarılan sonuçların deneysel sonuçlarla uygunluğunu görebilmek için doğal yasayı deney olarak bilinen kontrollü bir çalışmayla analiz etmelidir. Laboratuvarda bunu ne yapmalı? Uygulamalı. Hipotez bir doğal yasanın geçici bir açıklamasıdır. Hipotezde ne yapıyor bunu? Açıklamaya çalışıyor. Eğer bir varsayım deneysel sonuçlarla ifade edilebilirse teoriye dönüşür. O zaman biz buna ne diyoruz? Teori diyoruz. Teori, doğal yasaları, olayları açıklamak ve bunlara ilişkin daha fazla öngörüde bulunmak için kullanılan, test edilen hipotezleri içeren bir kavramsal sistemdir. Buraya da geçiyoruz. Zor taraflarını açıkladık. Kolay taraflarını da atlıyorum biraz. Teorilerin kolay anlaşılması için modeller kullanılır. Modeller, şema, grafik ve şekillerle gösterilebildiği gibi matematiksel bağıntı ve sözlü ifade ya da değişik boyutlu nesnelerle de ifade edilebilir. Kimya alanında kullanılan modeller ile bir uçak veya evin maket modelleri farklıdır. Ev maketi gerçeği temsil ederken kimya modelleri gerçeğin temsili gösterimidir. Yani gerçeği, yani bir ev maketiyle muhatap olduğun zaman ona gülmezsin. Dersin ki ha, yani kocaman evin modelini bir masanın üstüne sığdırmak ev maketi ancak bu kadar olur dersin. Ama atom modeli gerçeğin temsilidir. Temsili gösterimidir. Teoriler tüme varım yolu ile olayları açıklar. Modeller ise teorilerden yararlanarak tümden gelim yönetimi yöntemiyle oluşturulur. Mesela Bohr deney yaparak atomların yayınladığı ışınların spektrumlarından yararlanarak Rutherford'un atom modelini geliştirmiş, yörüngeli atom modelini önermiş. Bohr'un önerdiği atom modeli ortaya koyduğu teorinin anlaşılmasını ne yapmış? Kolaylaştırmış. Burada bir sorumuz var mı arkadaşlar? Geçiyoruz. Evet, ikinci bölüme geçtik. Atomun yapısı. Evet, şimdi atomun yapısı, atom altı parçacıkların varlığı. Ne demişti Demokritos? Maddenin bölünemez en küçük yapı taşına atomos ismini verdi. Dalton ise atomların içi dolu bölünemeyen kürecikler olduğunu iddia etti. Dalton atom modelinin yanlışlık ve eksikliklerini bilimin gelişmesiyle anladı. Dalton atom modeli atomun yapısı ile ilgili çalışmalara ilham kaynağı oldu. Bu nedenle Dalton'un atom teorisi ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul ediliyor. Daha sonra ne oldu?
Atomdan daha küçük taneciklere atom altı parçacıklar diyoruz. Onlara tek tek tanıyacağız. Atomun yapısının aydınlatılması için birçok elektriksel deney yapılmıştır. Maddede elektriksel yüklerin varlığı ilk kez antik çağda ağaç reşinelerinin fosilleşmesiyle oluşan açık sarı renkli kehribar taşının sürtünmeyle elektriklenmesi ve küçük cisimleri çekmesiyle fark edildi. Tabiatta iki elektrik yükü var. Birisi artı, birisi de eksi. Aynı yükler birbirini ne yapıyor? İtiyor. Zıt yükler birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Evet, bunu biliyoruz değil mi? Bir üzerinde ispatlamamıza gerek var mı? Aynı yükler birbirini ne yapıyor? İtiyor. Yani artı artıyı itiyor, eksi eksiyi itiyor. Ama zıt yükler birbirini çekiyor. Artı ile eksi birbirini çekiyor. Bunu şurada şemada da gösterelim. Artı yükler birbirini ne yapıyor? Artı yükler birbirini itiyor. Aynı yükler birbirini itiyor. Zıt yükler birbirini çekiyor. Peki yüksüz bir cismi ne yapıyor? Bunu da söyleyeyim bakalım. Çekiyor. Yani yüksüz bir cisme artı ya da eksi ne yapıyor? Tamam. Aynı çekiyor. Yükler birbirini itti. Zıt yükler de birbirini çekiyor, çekti. Hocam. Ama nötrlere ne olacak? Çekiyor hocam birbirlerini. Nasıl açıklayabilirsin bunu? Nötrün içi boş olduğu için bence pozitif yük birbirini çekiyor. Bence. Evet, bunu şöyle izah edeyim. Bakın şöyle izah edeyim bunu. Bu nötr demek, mesela şu artı bir yüklüyse bu ne demek? 100 tane eksisi varsa, 101 tane artısı varsa buna ne diyoruz biz? Artı bir yüklü diyoruz değil mi? Ama nötr nedir? 500 tane artısı, 500 tane de eksisi varsa nötr diyoruz. 5 tane eksi, 5 tane artısı varsa nötr diyoruz. Ha. Şimdi bak, bu artı, bu nötr. Nötr demek sıfır mı demekti? Hayır. Var yani içinde. 3 eksi 3 artı var mesela. 100 artı varsa 100 eksi var. Bu artı ne yapacak o zaman? Bunun eksilerini kendine doğru çekecek. Artılarını ne yapacak? İtecek. Ama kırmızı tam görünmedi galiba değil mi? Siyah mı kullanayım burada? Siyah kullansam belki daha iyi görünecek. Evet, siyah daha iyi göründü. Şu artı nötrün içindeki eksileri kendine doğru çeker. Artıları da itebildiği en uzak yere kadar iter değil mi? Ne olacak şimdi? Bunun içinde diyelim ki atmasyon bir rakam söyleyeyim. 100 tane eksi var, 100 tane de artı var diyelim ki şu nötrün içinde. 100 tane eksi var, 100 tane de artı var diyelim ki. Şimdi ama şu artının gücü 100 tanesine değil de ne yapıyor? Diyelim ki 3 tane eksiye yetti. 3 tane eksiyi çekti. Peki bu 3 tane eksinin bir eşi var mı? Var. Her eksinin bir tane artı eşi var. O zaman bu artı 3 tane eksiyi çektiyse 3 tane de artıyı itmedi mi? İtti. Peki çekme mi daha büyük, itme mi daha büyük şu anda? 3 tane eksiyi çekti, 3 tane artı itti. Gücü o kadar yetti yani. Yani 100 taneye gücü yetmedi. Sadece 3 tane aileye yetti. Ama 3 tane ailenin eksilerini ve artılarını mahvetti, dağıttı. Eksilerini çekti, artılarını itti. Ama hangisine daha çok etkisi var? Eksiye mi artıyor? Çekmeye. Tabii ki yakın olana daha çok etkir. Evet. Yakın olan kim şu anda? Eksi. Eksi. O zaman ne yapar? Artı eksiyi ne yapar? Çeker. Sonuçta hocam, doğal olarak şunu söyleyebiliriz. Her yüklü cisim, her yüksüz cismi çeker. Bunu not olarak tamam. Yazıyoruz. Bunu not olarak herkes yazsın. Her yüklü cisim, eksi ya da artı fark etmez. Her yüksüz cismi çeker. Onun için fabrikalara şuraya buraya gittiğiniz zaman insan nötr bir varlık kabul edilebilir. Çünkü toprakla sürekli iletişim halinde olduğu için ne yapıyor? Yükünü sürekli boşaltıyor değil mi toprağa? Ya da uyuyoruz, yatağa bulaşıyoruz, yatağa, yorgana değiyoruz, yükümüzü boşaltıyoruz. Onun için elektrik yüklü aletlerin yakınından geçerken yaklaşmayın, sonra yapışır kalırsınız üstüne.
tehlikeli bir durum olur. Yani yüksek elektrik yükü olan aletlerin yanından değil uzağından geçin biraz. Çok yakında yaklaşmayın. Oldu mu? Geçiyoruz. Evet, burada ne olmuştu? Burada biraz fiziksel olaylar var. Onları şöyle açıklayalım. Bu deneyler nasıl yapılmıştı arkadaşlar? Cam ve ebonit çubuk, cam ve ebonit çubuk, ipek ve yün kumaşa sürtülürse elektriklenir. Bu deneyi herkes ilkokulda da yaptı, ortaokulda da yaptı. Biliyorsun değil mi bu deneyi? Evet hocam. Ebonit ve cam çubuğun yünlü ve ipek kumaşa sürtünmesi sonucunda farklı elektrik yükleriyle yüklendiğini ilk fark eden Franklin. Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürtülürse ebonit çubuk elektron alarak negatif eksi yüklenir. Yünlü kumaş elektron vererek artı yüklenir. Yani sürtünen cisimlerin biri eksi yüklenirse diğeri de artı yüklenir. Bunu bir daha söylüyorum. Bir iki ayrı cismi birbirine sürttüğünüz zaman biri ne kadar eksi yüklendiyse diğeri de zıttı kadar aynı sayıda artı yüklenir. Burada da aynı olay olmuş mu? Olmuş. Ebonit ne olmuş? Eksi. Kumaş ne olmuş? Artı. Diyelim ki bu eksi 100 ise bu da artı 100. Devam ediyorum. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse cam çubuk elektron vererek pozitif, ipek kumaş da negatif olur. Diyelim ki 40 tane artı yüklendiyse bu da ne yapar? 40 tane eksi olur. Bu şekilde elektriklenmeye statik, statik ne demekti? Durgun elektriklenme denir. Yani şurada da bu olayı açıklayabiliriz. Burada da bunun şemasını görüyorsunuz. Burada herhangi bir sorusu olan var mı? Yok hocam. Geçiyoruz. Burayı da geçtik. Cam çubuğun elektriksel yüküne pozitif, ebonit çubuğun negatif elektrik yüküne negatif elektrik yükü denir. Ebonitteki oluşana. Elektriklenme olayında sadece elektron alışveriş olur. Yani proton, nötron paşa paşa çekirdekte otururlar. Yani burada alınan verilen kimdir? Elektrondur. Maddelerin elektrikle yüklenmesi bu elektrik yüklerinin atomda var olduğunu kanıtlar. Değil mi? Eğer olmasaydı bu alışverişi yapabilir miydik? Yani atomdaki elektronların ne kadar çok olduğunu, ne kadar çok hareketli olduğunu, ne kadar kolay alınıp verilebildiğini de ispatlamadı mı bu elektrik sürtmeleri, tarakla kağıt çekmeler, işte efendim ebonit çubuk, cam çubuk falan değil mi? Buradan kim çekiyor yani, kim itiyor? Burada görmediğimiz, gözümüzün görmediği elektronlar. Değil mi? Onların varlığını ispatlamış olmadık mı? Evet. Elektriklenme olayında atom alışverişi gerçekleşmez. Yani atomun çekirdeği paşa paşa yerinde oturur. Alınan verilen kimdir? Elektronlardır. Eski dönemde fark edilen elektrik yükleri atomun yapısını açıklamada önemli bir basamak olmuştur. Yani Galvani ölü kurbağanın kas sinirlerine farklı metaller dokunduğunda sinirlerin seyirdiğini gözlemiştir. Var ya böyle dizine çekiç vurarak pilot sınavlarında falan yaparlar ya. Yani oradaki elektrik akışını ölçüyor. Yani sinirler taze mi? Çalışıyor mu? Onu ölçüyor dolayısıyla oradaki sınavdaki hoca. Bu gözlemden esinlenen arkadaşı Volta. Volta ismini de bol bol duyuyoruz değil mi? Elektrik akımı elde etmek için metal çiftlerine ve iletken sıvıya ihtiyaç olduğunu söylemiş ve 1800 yılında kendi adıyla bilinen Volta pilini icat etmiştir. Evet, helal olsun. Bir tane pil yapmış, tarihe geçmiş değil mi? Yani Trump mı olmak istersin, Volta mı olmak istersin? Trump'ı şimdi 3 gün sonra kimse hatırlamaz değil mi? Ama Volta'yı bak her derste adını hayırla yad ediyoruz. Bir atom altı parçacık olan elektronun varlığı nasıl anlaşılmıştır? 1830'lu yıllarda Faraday
elektroliz deneyini yaparken elektroliz deneyini bir hatırlayalım mı? Elektroliz deneyini. Evet hocam. Evet, elektroliz deneyi şuydu arkadaşlar. Elektroliz, mesela bir sıvı alalım şurada. Ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki yemek yediğimiz kaşık. Ne yapılıyor? Onu inşaat demirinden yapılmış bir kaşık. O inşaat demirinden yapılmış kaşıkla yemek yenir mi? Ne yapacağız? Dışını kaplama yapacağız. Neyle kaplayacağız? Nikelle. O zaman buraya koyuyorlar bu kaşığı. Kaşık şu olsun. Ondan sonra bu kaşığı kaplayacağız şimdi. Ama şu anda inşaat demiri. Bunu da insan ağzına götürüp de yemek yemek istemez, değil mi? Bunu ne yapalım? Bunun karşısına da nikel konuyor mesela. O zaman buradan buna bir pil takılıyor. Ve buradan buraya da bir sıvı konuyor. Elektrolit deniyor bu sıvının adına. Bu kaşığı neyle sen kaplamak istiyorsun? Nikel mi? O zaman buraya nikel takıyorsun. Buradan nikel parçaları gelip kaşığın üstünü kaplıyor. Ve oluyor sana nikel kaplamalı yemek kaşığı. Afiyetle yemeğimizi ne yapıyoruz? Yiyoruz ve o nikelle kaplanmış metal kaşıklar parıl parıl parlıyor, değil mi? Başka elektrolizi nerede hatırlıyorsunuz? Bir olay daha var. Kimyasal metallerin karışımı olabilir mi? Hani mesela gümüş suyu yapmak istersek gümüşle suyun karışımı gibi bir şey elektrolizi ediyor. Yani evet, elektroliz konusu biraz derin bir konu ama biz şimdi elektrolizin hepsine girmiyoruz. Sadece elektroliz nedir onu anlamak istiyoruz. Elektroliz daha sonra kimyanın önemli bir konusu zaten. Bir elektrolizin olduğu bir şey daha var. İçtiğimiz suyu ana maddesi neydi suyun ana maddesi? Hidrojen ve oksijen. İkisi de gaz, değil mi? Ama onlar birleşmişler ve ne yapmış? Su oluşturmuş ve bizi içtiğimiz zaman ne yapıyor? Bizi afiyetle serinletiyor. Şimdi bu suyu hidrojen ve oksijene ayırmak istersek ne yapıyoruz? Bir tane tüp yapıyoruz buraya. Şöyle tepesi aşağı. Bir tane daha tüp takıyoruz buraya. Ondan sonra bir bardağın içine koyuyoruz bunu. Buradaki bir pile takıyoruz. Bu büyük ucun adı neydi? Artıydı. Onu getirip şu tüpün içine bağlıyoruz. Şu eksi uçtan da getirdiğimizi getiriyoruz. Onu da şunun içine takıyoruz. Burada bir renk değiştirelim artık. Kırmızı yapalım. Bu artıysa, bu artı oluyor bu uç. Ve bu kimi topluyor? Eksiği topluyor. Yani eksi kim? Oksijen. Ne oldu? Oksijen bu tüpe toplandı. Bu kimdi? Şu uç kimdi? Küçük uç. Eksiydi. O zaman eksi uçta buraya geldiği zaman bu eksi ise eksi kimi çeker? Bu kabın içindeki suyu ne yapıyor? Eksi de kimi çeker? Artıyı. Artı kim? Hidrojen. Bu tüpün içine de ne oluyor? Hidrojen doluyor. Şu tüpün içine de ne doldu? Eksi olan oksijen doldu. Bu da suyun elektrolizi. Yani elektrolizleyince bu olayı hatırlamış olduk. Yani detayına girmiyoruz şimdi. Sadece elektrolizin ne olduğunu anlamış olmak için yaptık. O zaman elektroliz deneyini yaparken atomun daha küçük taneciklerden oluştuğunu bilmiyordu. Yani bu Faraday Bey amcamız bu deneyleri yaparken atomun daha küçük parçacıklar olduğunun farkında değildi. Oluyor ama gözünün önünde bir olay, fakat perde arkasını göremiyordu. Faraday elektroliz deneyiyle elektrik yükünün tanecikli yapısını fark etti. Yani şu iki olayda tanecikler besbelli değil mi? Değil mi? Bak şurada ne var? Oksijen, hidrojen tanecikleri var. Şurada nikel var, demir var, değil mi? Burada ne oldu? Elektrik yükünün tanecikli yapısını fark etmiş oldu. Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde. Elektrolit neydi? Elektrolit neydi? Haydi. Bilen var mı? İletken sıfı değil midir? Ya onu sağlayan şey. İletken madde, sıvısı yani. Evet. Bu elektrolit dediğimiz şey arkadaşlar şuradaki sıvı. Şu olayda maddelerin taşınmasına yarayan şu kabın içindeki sıvı.
Yani eğer bu maddenin taşınması için uygun bir trenin rayı gibi uygun bir sıvı olmazsa bu maddeler burada taşınır mı şurada? Değil mi? Suyun elektrolizinde ya da şu nikelin taşınmasında olmaz. O maddenin taşınmasına müsait olan yapıya elektrolit diyoruz. Oldu mu? Bu da elektrolit. Devam ediyoruz o zaman. Şurayı tekrar açıklıyoruz. Şurayı açıklıyoruz tekrar. Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde elektrik akımı ile yardımı ile ayrışmasına elektroliz denir. Oldu mu şimdi? Elektrolizin ne olduğunu anladık mı? Bu kadarlık elektroliz Evet hocam. zaten ortaokulda falan da az çok anlamışsınızdır. Şimdi birazcık daha bir adım daha götürdük. Ama elektroliz fiziğin önemli bir konusu. Ama bunu en çok kim kullanır? Kimya kullanır. Ve bunu da en çok kim kullanır? Biyoloji kullanır. Ondan daha çok kim kullanır? Tıp kullanır. Evet, o zaman burayı da geçiyoruz. Burayı bir temizleyelim. Evet, burada elektroliz olayını bir parça daha görüyoruz. Burada görüyorsunuz NO3, gümüş. Ne yapılıyor burada? Şu artı uç ne yapıyor? Artı uç eksileri çekiyor. Çünkü bu nitrat eksi yüklü olduğu için bakın burası. Artı bunu ne yapmış? Artı olan uç. Bunu ne yapmış? Çekmiş. Katot da ne yapmış? Burada eksi olduğu için eksi kimi çekmiş? Artıyı çekmiş. Burada Faraday yaptığı elektroliz deneylerinde çeşitli bileşiklerin sulu çözeltilerine elektrik akımı uygulamış. Katot yani eksi kutup demek. Eksi kutbun adı nedir? Katot. Elektrotta bileşiği oluşturan katyonları element olarak elde etmiştir. Faraday elektroliz deneyinde aşağıdaki sonuçları çıkarmıştır. Şimdi bunları tekrar irdeleyeceğiz. Elektrot neydi arkadaşlar? Elektrot şunlar. İletken katı çubuk. Elektrolit neydi? İletken sıvı veya çözelti. Şuradaki olan bu. Anot neydi? Üreticin artı kutbuna bağlı elektrot. Üreticin artı kutbuna bağlı elektrot. Burada kırmızıya geçeyim. Katot nedir peki? Üreticin eksi ucuna. Bakın üreticin eksi ucu burası değil mi? Eksi kutbuna bağlı elektrot. Peki katyon nedir? Sakın karıştırmayın bunları. Artı yüklü iyon. Artı yüklü iyon görüyor musunuz? Bakın şu buradaki gümüşü görüyorsunuz. Nedir? Artı yüklü. Artı yüklü olan iyonlara ne diyoruz? Katyon diyoruz. Anyon nedir peki? Eksi yüklü iyonlara anyon diyoruz. Bakın bu da eksi yüklü. Gördünüz mü? Şurada eksi bir yüklü olduğunu sağ üst köşede görüyorsunuz. Var mı burada herhangi bir sorumuz? Yok hocam. Geçiyoruz. Şu olayı burada açıklayalım. Evet, bu konular ağır mı geldi? Var mı anlaşılmayan bir yer? Yani hocam. Ama anladım. Anladım. Tamam.